Merhaba arkadaşlar, ben Buğra. Bu videomda arkadaşlarımızın bolca sorular sorduğu DTT for All ile arıza kayıtlarının nasıl silineceğini göstereceğim. Normalde bu videoyu çekmek için aracın arıza lambasını yakmasını, servis ışığını yakmasını beklemiştim. Fakat majör seviyede bir arıza kaydı oluşmadığı için bu zamana kadar bekledik. Şu an hala da bir arıza yok. Fakat ben göstermek için kendi arızamı oluşturdum. Araç çalışırken cruise kontrol açma kapama düğmesinin soketini çıkartıp geri taktım. Böylelikle enjeksiyon beyninde bir arıza kaydı oluşmasını sağladım. Bu arada soketi çıkartıp taktığımız için şu an kadranda herhangi bir arıza ışığı gözükmüyor. Fakat sistem bunu hafızasına aldı. Şimdi hep beraber DTT for All ile bu arıza kaydına ulaşıp arıza geçmişini temizleyelim. Öncelikle her zamanki gibi yazılımımızı açıyoruz. Aracımı çalıştırmayacağım. Sadece kartını yerine takıp kontağı açacağım. Uygulama açıldı. DTC kayıtlarına yani Diagnostic Trouble Codes olarak açabiliriz. Şuradaki kalp resiminden ulaşacağız. Fakat bu cep telefonuna yüklenen uygulamalar gibi tüm hepsini tarayıp da bize sonucu göstermiyor. Aracın hangi beynine bağlanırsanız onunla alakalı kodları gösteriyor. Ondan dolayı otomatik tarama yaptırtıyorum. Araçtaki tüm beyinler listelensin. Bu arada bazı görsellikler arkadaşların dikkatini çekebilir. Ben bazı logoları değiştirdim. Kendime göre uyarlıyorum. Bundan dolayı da hani farklı bir sürümmüş gibi de arkadaşlar yorumlamasınlar. Otomatik tarama tamamlandı. Araç üzerinde bulunan tüm öcüler sol tarafta listelendi. Sarı ve kırmızı renklerde. Şimdi örnek olarak bir tane üniteye bağlanalım. DCM'e bağlanalım. DCM neydi? Sol kapı içerisinde bulunan camları ve aynayı kontrol eden modüldü. Buna tıklayınca zaten hemen yukarıda kalp işaretimiz açıldı. Bakalım. Bunda herhangi bir arıza kaydı yokmuş. Şimdi bir de az önce benim kendi oluşturduğum arıza kaydına bakalım. Hız regülatörü açma kapama düğmesinin soketini çıkarttığımdan bahsetmiştim. Bununla ilgili bir arıza kaydının oluşması lazım. Onun için enjeksiyon beynine gidiyorum. Benim aracımdaki enjeksiyon beyni V4029A7 V02 bu 1.6 K4M motorlarda kullanılan bir beyin sürümü. Şu an enjeksiyon beynine bağlandık. Yine DTC read diyorum ve karşıma geldi. Açıklamalar var. Ne diyormuş? Cruise Control Speed Limiter Deactivation düğmeden bahsediyor. Şimdi Clear All DTC diyorum ve enjeksiyon beynindeki arıza kayıtlarını temizliyorum. Silme işlemi başarıyla tamamlandı. Tekrar okuyalım bakalım. Gerçekten silinmiş mi? Kalbimize tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza kaydı kalmadı. Denemek için başka bir beyne daha bağlanalım. Hemen şuradan. UPA Can Sound diyor. Bu bizim arka park sensörlerinin yani park yardımcısı kontrol beyninin kodu. Buradan bakalım. Onda herhangi bir arıza kaydı var mı? Onda da herhangi bir arıza kaydı yok. İşlem bu şekilde eğer olsaydı Clear All DTC dediğimizde onları da temizleyecekti. Siz de bu şekilde aracınızdaki arıza kayıtlarını temizleyebilirsiniz. Cep telefonlarında ya da diğer mobil cihazlarda kullanılan uygulamalarda araçtaki tüm beyinlerin arıza kayıtları okunur ve ona göre silme işlemi gerçekleştirilir. Fakat burada ise bahsettiğim gibi tek tek her beyine bağlanıp arıza kayıtlarını okumanız lazım. Bir de DTT for All'un bize şu avantajı var. Normalde OBD2 standartı yani ortak DTC kayıtları tüm marka model araçlarda ortaktır. Bundan dolayı araca has özellikler DTC kayıtlarında gözükmezler böyle universal cihazlarda. DTT for All'da ise üniversal cihazların görmediği detaylı olan markaya özgü majör ve minör kayıtların hepsinin listelenmesini sağlar. Mesela az önce yaptığım işlemi herhangi bir OBD2 cihazıyla tarattırdığımızda bulamazdık. Çünkü bu Renault'ya özgü bir kod ve Renault'un sistemi tarafından Crip cihazı ya da bu tarz DTT for All tarafından temizlenmesi gereken bir arıza. Lafı fazla uzatmadan videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.